Gel. Hünkârım, beni emretmişsiniz. Babanın vaziyeti nasıl? İstirahat ediyor. Bir vakit bastonla yürümek zorunda kalacak. Lakin başka sıkıntısı yok şükür. Âlâ. Allah şifasını versin. Müsaadenizle ben çıkayım mı? Geç otur şuraya. Fırınçı mı talep edeceğiz? Hayır. Ders vakti doluncaya kadar burada oturup bekleyeceksin. Vakit olunca da gidersin. Hünkârım, burada öyle duracak mıyım yani? Evet. Peki sebep? Sebep başıma açtıkların. Herkes konuşur dururmuş. Hünkâr sayemizde muallimeyi çağırmaz diye. Sırf onlara boyun eğmediğimi göstermek için çağırdım seni. Ders vakti doluncaya kadar burada sessizce oturup bekleyeceksin. Sonra gidersin. Lakin hünkârım. Sultanım, gökteki ayı bile kıskandıracak kadar güzelsiniz. Hünkârımız pek talihli. Bu anı o kadar uzun zamandır bekledim ki Gülizar. Tadını çıkarmak benim hakkım. Eyvah. Amber, ne bu hal? Şimdi yandın Amber. Nuruyla bizi aydınlatan Hoşyar Sultan bugün nasıllar? Sen bana iltifat ediyorsan mutlaka altından bir şey çıkar Amber. Çıkar ağzındaki baklayı. Aa, kalbimi kırıyorsunuz sultanım. Biz de güzele güzel derler. Güzel. İyi, hadi öyle olsun. Hünkârımızı görmek istiyorum. Malumatın var mı? Müsaittir değil mi kendileri? Şimdi müsait olduğu yalan sayılamazken... aksini ispat etmek de mümkün değildir dersem... başım ağrımaz. Bir dakika Amber. Sakın muallimeyle birlikte deme. Olur demem. Ben bundan sonra konuşmuyorum zaten. Bunca şeyden sonra hünkârımız onu nasıl affeder? Ben de yanamam böyle oturmaya daha fazla. Sizden defalarca av diledim, yalvardım. Umursamadınız bile. Lakin başkaları ne der diye siz beni boş yere oturtursunuz. Bütün bunlara sebep sensin Anna. Hünkârım. Pişmanlığı mı? Üzüntüyü mü? Daha kaç kere ifade etmem lazım? Daha fazla ne yapabilirim? İstemez. Vakit doldu zaten. Çıkabilirsin. Çıkmıyorum. Bu sefer de ben çıkmıyorum. Siz beni affedinceye kadar burada böyle oturacağım. Âlâ. Keyfin bilir.
yapacağım ben seninle böyle güvercin? Her şeyi alt üst ettin. Ben hayatımda bu kadar inatçı, bu kadar cüretkar bir hatun daha görmedim. Affetmedim diye koltuktan kalkmadı. Sonra da orada uyuyakaldı. Sizin affınıza mazhar olmak kolay değildir hünkârım. İlk geldiğinde gitmek için uğraştı. Git dediğimde de kalmak için. Bu Anna'nın işine akıl sır erdirmek mümkün değil. Hiç gülme Namık. Tavırları beni çileden çıkarır. Lakin öyle melekler gibi uyuduğunu görünce kaldırmaya kıyamıyorum. Bilirim, içinde zerre kadar fenalık yoktur. Ama şu inadı yok mu? Beni deli eder. Peki affedecek misiniz? Başka çare var mı? Hünkârım, bu arada Ulak sabah saraya vardı. Navarin'e yolladığımız gemiler yoldalar. Tahmin ediyorum ki tez vakitte limana varmış olacaklar. Hüsrev Paşa ile maiyeti gemileri karşılayacak, tıpkı konuştuğumuz gibi. Âlâ. Hüsrev Paşa'ya olan itimadımız tamdır. Vazifesini layığıyla yerine getirecektir. Allah yardımcısı olsun. Hünkârım, burada uyuyakalmışım. Bağışlayın ne olur. Uykum ayrı olunca da işte daha ancak uyandım. Mühim değil. Biz senin tuhaflıklarına alıştık zaten. Çıkabilirsin. Emredersiniz. Bu arada odana geri dönebilirsin. Bu kadar ceza kâfi. Beni affettiniz yani, öyle mi? Ona bakacağız. Yalan söyleyeyim, hususi odaya alıştıktan sonra taşlıkta uyumak eziyetti adeta. Al benden de o kadar. Sabaha kadar hünkârın yanında kaldın da gözümden kaçmadı yalnız. Ay Piri, bir sen de başlama. Koltuk da uyuyakalmış. Hünkârımız lütfetmişler. Uyama müsaade etmişler. Büyütecek bir şey yok. Tamam canım, bir şey demedik. Hünkâr seni affetti ya nihayet. Mühim olan o. Ne yapıyor bu orada? Validem, kılıncalarında annesi var mıdır? Vardır şehzadem. Tüm yaratılmışların annesi vardır. Gülizar, sen Abdülhamit'le alakadar ol. Benim bir işim var. Peki sultanım. Gel. Nasıl yapacağım bu hünkârım? Ne oldu şimdi?